asgari ücreti hedeflenen enflasyon kadar mı arttıracak? Yoksa bu kişilerin aylıklarındaki artışlarını enflasyona göre daha yüksek orandaki bir oranla mı arttıracak? Yani işte %40 asgari ücret artışı yapılacak diyenler var. Bakın %40 diyorlar ki asgari ücret %40 olacak diyenler var. Ben diyorum ki %40 yapmayacaklar. Çünkü %40 artış yaparsak esnaf, işverenler bu maliyetlerin %40'ı sattığı mala ya da hizmetin maliyetini ekleyip onlar da ürünlerini arttıracaklar. Çoğu işletme de bunu bahane bilecek. Maliyeti aynı oranda artmasa bile mesela özel sektörde, hizmet sektöründe maliyetleri tam anlamıyla asgari ücret ya da ücretler belirler. Çünkü sadece personel çalıştırıyorsa o kişi, mal alıp satmıyorsa ücretlere yapılan artış kadar o kişinin giderleri artar, maliyeti artmış olur ve bu maliyeti de ücretlerine, fiyatlarına yansıtır. Bu durumda da şimdi siz %40 yapıyorsanız piyasada buna istinaden %30, %40 arası da asgari ücret arttı, ücretler arttı, çalışanımın ücretleri arttı deyip o kişiler de aylıkları arttırırlarsa 2025'in başında yine enflasyon yüksek ya da 2025'in Şubat ayında enflasyon yine yüksek çıkacak. Tabii. Ya bu kısır döngüden nasıl çıkılacak peki o zaman? Ya kısır döngüden kısa dönemde bakın çıkmak çok zor. Ekonomide böyle hatalı kararların sonuçları hemen yansımaz. Bir yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yansır. Sonra toparlaması da 5 yılı bulur, 6 yılı bulur. Ama bu arada da bu ekonomik sıkıntılar toparlanırken sabit geliri olanlar. Ben pandemiden bu yana şunu söylüyorum. Türkiye'deki en büyük kriz şu anda yaşanıyor. Bunun adını hiç kimse koymamıştı pandemi döneminden bu yana. Hep şunu söylemiştim. Şu anda Türkiye'de yaşanan kriz bir sabit ücret krizidir. Evet, Sabit doğru. geliri olanların krizidir. Ya yoksa sabit geliri yoksa, kenarda parası varsa, sabit gelir yoksa, gelirini işine göre arttırabiliyorsa bu durumda olan kişiler bu işi fırsata çevirenler de oldu. Daha çok Tabii. fiyatlarını arttırıp daha fazla para kazananlar da oldu enflasyonu bahane ederek. Ama Doğru. sabit geliri olan kişiler işte bakın bir SSK emeklisi, Bağkur emeklisi, memur emeklisi bu durumda olan kişilerin aylıklarını belirlerken diyecekler ki hedef enflasyon. Bizim bir hedefimiz var %17,5. Biz bu %17,5'a göre arttırıyoruz diyecekler. Bakın tartışma buradan çıkacak. Ben Ama çıksın. bunu söylüyorum. Bana şey diyorlar yani işte yanımda çalışan bir arkadaşımızın arkadaşı ona diyor ki Özgür Bey'in diyor açıklamaları İşte bizim bu yayınlarımızı da izleyip biliyorsunuz ya birçok haber sitesi bu yayınlarımızı izleyip haber yapıyor. Ben diyorum ki hedef enflasyon şeklinde artış olursa şayet %17 gibi asgari ücret artar. 17 bin liralık asgari ücreti de %17,5 gibi artırırlarsa asgari ücret 20 bin lira olabilir diyorum. İşte sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdoğan'ın asgari ücret 20 bin lira oldu diyorlar. O kişiler de işte bizi arayıp ya öyle demeyin. Daha yüksek rakamlar söyleyin siz böyle derseniz İşte böyle yapıyorlar. Siz de bu algıya sebep oluyorsunuz diyorlar. Bakın bu bir algı değil. Devletin yetkilileri diyor ki bizim hedefimiz enflasyonda %17,5. Türkiye'ye kredi notu veren kredi derecelendirme kuruluşları şu anda bizim ekonomik kurmaylarına diyorlar ki iyi gidiyorsunuz. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bakın kredi notunuzu da yükseltiyoruz her geçen gün. İki not daha yükseltilirse Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke durumuna gelecek. Bunun için de diyor yapmanız gerekenler var. Başında da şu geliyor diyor. Memurunuza, ücretlerinize hedeflediğiniz enflasyonlarda artış yapın. Hedeflediğiniz enflasyonlarda artış yaparsanız hedefinize ulaşma şansınız daha yüksek. Yoksa o durumda olan kişiler şunu düşünmüyor işte Ayşe teyzenin durumu kötü, Mehmet amcanın durumu kötü, işte alım gücü düşmüş. Olaya öyle bakmıyorlar. Bireysel kişisel olarak olaya bakmıyor. Sen enflasyonu düşürmek istiyorsan diyor, hedeflenen enflasyon oranında artış yap. Hükümet yetkililerinin de zaten kafasında bu var şu anda. %17,5. İşte büyük diyelim ki tepki geldi. Çok tepki geldi hükümete. Bu neyin nesi kardeşim 20 bin lirada asgari ücret mi oldu derlerse. En fazla ne yaparlar?
Asgari ücret 17 bin lira derler ki öyleyse %25 artış yapıyoruz. Yani 20 bin lira, 22 bin lira da tutarlar. 25 bin lira olması çok ekstra bir durum. Bakın 25 bin lira olması şu anda asgari ücretin çok ekstra. İhtimalini ben %5 falan görüyorum. Hiç ihtimal vermiyorum diyebilirim. Yani. %5'lerde. Ama %5 çok az bir ihtimal. Bu da çok yoğun baskı gelirse şayet artık Cumhurbaşkanı da tamam %25 verelim, pardon 25 bin lira yapalım derse, ama o 25 bin lirayı da yaparlarsa arkasından 3-4 ay sonra EYT'de yaptıkları açıklamayı yaparlar. Derler ki biz muhalefetin gazına geldik, asgari ücreti yüksek oranda arttırdık. Bu nedenle de enflasyona etkisi yüksek oldu. Muhalefetin yüzünden bakın asgari ücreti arttırdık yüksek oranda, öyle dediğiniz için arttırdık, şimdi enflasyonu düşüremiyoruz derler. Evet tabii yani diyecekler ama şunu da sormak istiyorum. 2025 yılında hani olur da şimdi Özgür Özel de mesela bunu da dile getirmeye başladı. 2025 Kasım ayında bir erken seçim olsun diye. 2025 yılında Kasım ayı için bir erken seçim gündeme gelirse bütün bu söyledikleriniz yine aynı şekilde mi devam eder? Yoksa bu yol haritası emekli ve emekçilerle değişir mi? Değişir. Bakın Türkiye'de seçim dönemlerinde her şey değişir. Popülist siyaset uygulamak zorunda kalırlar. Ya da popülist siyaset demeyeyim, yanlış olmasın. Aslında halkın taleplerinin ne olduğunu bilirler. Şu anda da biliyorlar ama şu anda bunu çok uygulama taraftarları değil. Çünkü ipin ucunu iyice kaçıracaklarını düşünüyorlar. Bakın bunun sorumlusu memur, emekli değil ki. Bunun sorumlusu hükümet yetkililerinin yanlış aldığı kararlar. Ama hükümet yetkilileri durumun ne olduğunu çok farkındalar. Büyük ihtimalle seçim dönemi geldiğinde de eyvah oylarımız gidiyor deyip artışlarını ona göre yaparlar. Ben seçim olma ihtimalini yüksek görüyorum. Yani 2025'te Türkiye'de 2025'in sonunda seçim olabilir. Olma ihtimali yüksek. Yoksa yani bu gidişat böyle devam eder. Ha, seçim olur, seçimden sonra her şey iyi mi olur? Bakın bilmiyoruz. Ama şimdi bir futbol takımı düşünün. Muhakkak kazanması gerekiyor maçı. Tek maç, eleme usulü maç, muhakkak kazanması gereken maçta 2-0 geride. Bu 2-0 geride olan takım ne yapıyor maçın sonuna doğru ya da artık riskleri göz önüne alıyor? Yeni oyuncular alıyor, orta sahadan bir kişi çıkartıyor, defanstan iki kişi çıkartıyor. Gol atmaktan başka şansı yok. Bu nedenle de şimdi biz de diyoruz ki ekonomimiz düzelsin. Ama her şey aynı. Cumhurbaşkanı aynı kalsın, bakanlar aynı kalsın, yol haritası aynı olsun, ülkede yolsuzluk aynen devam etsin, kamuda harcamalar aynen devam etsin, adam kayırmaca devam etsin, adalet sisteminde güven olmasın, parası olan kişiler parayla işini çözsünler. Bunlar hep böyle devam etsin ama ülkede düzelsin. Yani böyle bir şey yok tabii. Kesinlikle. Artık yani yeni oyuncuları sahaya koyma zamanı. Ama bazen de şöyle 2-0 yenik durumda takım riske girer. 2-3 tane futbolcu alır, maçı kazanabilir de 2-3 tane futbolcu alıp 5 de yiyebilir. Yani. Evet. O yüzden yani. Muhalefet gelecek, Türkiye'yi kurtaracak gibi bir durumda böyle %100 çözüm sunacaklar konusunda da bir soru işareti var tabii ki. Evet. Hakkınızda hayırlısı olsun. Hayat sonuçta çok zor bir şekilde geçiyor. Sabit ve dar gelirli için, emekli için. Bundan sonraki süreçte de Mehmet Şimşek'in açıklamalarına baktığımızda çok da kolay olmayacak gibi görünüyor.